Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluh. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teâlâ ve berekâtuh. Saadetni 28. sebebi Hasbunallahu ve ni'mel vekil. 28. sebep Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Bizge Allah'ın özü kifaya. İşini Allah'a topşırış, onu özüge suyanış, onu vadesine işanış, Allah'ın işine razı buluş, o hakkıda yakşı yumanda buluş, yengiliğini fakat Allah'tan kütüş, imanın en ulu meyvesi. Allah'a tevekkül kılış, mu'minin en ulu sıfatlarıdır. Tevekkül kılış da kendime de geneydi. Esli adamlar ittirak edip, deva ki suyengen, beli çerçeme yaptı, beli talma yaptı. Şimdi suyen çıkıp bomba gelen adamı beli talip getirdi. Bana sıra gidiyor konca misal. Allah'a işlerini topşırgen, Allah'a işini tevekkül kıyken bende, hayatta beli talmaya yaşaydı. Lillahil mesallul a'la. Hurmatli misafirler. Biz siz uchun doim qayg'uramiz. Siz o'z yaqinlaringizni xursandchilik kunlarini chet elda bo'lsangiz ham o'tkazib yubormaysiz. Sababi biz sizning nomingizdan islomiy sovg'alarimizni O'zbekiston bo'lib yetkazib berish xizmatini yo'lga qo'ydik. Agar siz chet elda bo'lsangiz, sizning nomingizdan ushbu navolarimizni ota-onangiz hamda yaqinlaringiz uchun tabriklab berish xizmatlarimiz mavjud. Buyurtma berish uchun ekranda ko'rib turgan nomeringizga Telegram WhatsApp orqali murojaat qiling. Inshaalloh tez orada siz bilan bog'lanamiz. Banda ishlarning oqibat haqida yaxshi gumonda bo'lsa, her bir işi de Allah'a suyansa, nimaga erişedi? Allah'ın himoyasiga, homiyligiga, rioyasiga, qo'llashiga ve madadiga. Ve men yetevekkel alallahi fahuva hasbuhu. Kim Allah'a suyansa, bu adamın hammasi Allah'ın qo'lida. İbrahim aleyhisselam. Judayam katta otlarını toplab, gülhan yakıştı. İbrahim aleyhisselamın ayak kolunu bağlab, otga uloqtirishdi. Havada uçup ketyapti. Şunda Cibril aleyhisselam geldi de Aleke hace ya İbrahim. İbrahim, menge bir hacatiz var mı? Ha üşen üşap kalın demedi. O sekundlerde böyle yaptı bu iş. Havada geple şey yaptı bunu. Üç şükreti yaptı hazır, yarım sekunda uçuşadı otka. Sizge mi dedi? Sizge hacatım yok. Rabbim bir hacatım var. Ama Rabbim bir ayçit hacatı yok dedi. Hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi İbrahim aleyhisselam. Allah Teala mı dedi? Kulna ya naru kuni bardan ve selaman ala İbrahim. Ey ot, İbrahim'e soğuk ve salamat bolin dedi. Ne için? Hasbunallahu ve ni'mel vekil degen için. Müşriler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de ve sahabalarını korktu, adam yubarıştı. Katta koşun üstüyle toplanıp geri yaptı. Bu Uhud gazatıdan keyinle. Üç gün ötüp. Resulullah'ını korktukken, sahabalarını korktukken adam yubarken de Resulullah ettiler. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Bizge Allah'ın özü kifaya, o vekillikke öte layıktır. Netice kanı kabul oldu. Şu ayatı devamını kareyim. Fenkalabu bi ni'meti minallahi ve fadl. Bas, ana şu yürüyüşten buran nakışlı yetmeyi Allah'ın nimeti ve fazlı bilen kaydettiler. Burada hasbunallahu ve ni'mel vekil diye işte oryan. Yüreğinden çıksın. İşanıp durup ait. Adam burası dünyada yaşarken elbette havatırge, meşakkatge, vahimege, korkuge düş geledi. Bunların hemasını aldı da sabit duruştuk ki insanda takati yetmiydi. Çünkü insan aciz, insan zayıf kılı yaratırken. Ve hulikal insanı zayıfe. İnsan aciz kılı yaratırken. Demek insan aciz. Ama o Rabbizge tevekkül kısa, Allah beni kolleydi de imanı kâmil bosa, işini Allah'a tapşırsa, halı tamamı yaşlaman göz gerardı. Kelekken korkular, hadiseler, vakiyeler, hareketler, bendeni ezip koyardı. Şunda onge bitti yol kaladı. Hasbi Allah'ın ni'mel vakil dedi. Benim hesabım Allah'ın kolu da, o ne kadar zor vakildir. Özü, şu kabul musibet tayda koyan adam mı, başka ne çaresi yan var. Ne çaresi yan var. Eğer birader, hakiki mumun buladığın bu sen, yalnız onu özüge suyan. Allah Teala yaptı. Ve alallahi fetevekkelu in kuntum mu'minin. Eğer sizler mumun bu seyler,
Allah'ın özgeyle suyanıyorlar. Akez gemez, tanışız gemez, puliz gemez, kendidir küçülüyor, alakalarız gemez. Allah'a suyanıyor. Eğer mu'min bu ses, şart koy yaptı. İn kuntum mu'mini, eğer mu'min bu seyler. Bana tarih tıkarasız Allah'a tevekkül kılıçliğini misalları tolu yaptı. Allah'a hakiki tevekkül kıyanlarda Allah kendi kollayanı kareyim. Hacer ana. İmizilik İsmail oğlu bilen Bekke'de kaldı. İbrahim Aleyhisselam koyup gitti, Allah'a tevekkül de kaldı. Hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi Hacer ana. Acize hayal. Kolu da emizeli bolası. Hala Mekke şehri yok. Sahra. Şunu da koyup kete vurdu. Kola vurdu. İzen len yudzeyyana. Allah bizi zayıkı mıydı dedi. Ne mi verdi Allah da Allah? Hacer anıge? Zemzem mi verdi? Musa aleyhisselam anası. Uyem acize zayıf hayal. Firavun hüküm kıyan. Bana İsrail'den tuğulgen her bitti oğul bolanı, oğul çakılanı soyulsun. İstev yürüp üyümü yürü soyuşken. Kanaka bir şaraiti var. Kanaka bir çaresi var bu acize ayağını. Derya'ya varıp Seyvet Keser o kızdı. Hasbunallahu ve ni'mel vakil dedi. Ne mi oldu? Firavun'un kasırge varıp Firavun'un balası da kattı buldu. Bana şu Musa Aleyhisselam'a katıl kılıçı için çakılengen kılıçlar, piçaklar, hancar, nayzalar Musa Aleyhisselam'ın himoyası da hizmeti de durdu. Anasını yüge abarat geladiyan buldu. Firavun'un hanedanlı balası bu geldiği için. Çünkü Allah da olayı buradarlar, kıyın nesan özü yok. Şunun için buradar, eğer kıyılengen bu senin hayatta, meşakkatler ezip taşıken bulsa, dağıt duvargen gereken bulsa, şu muammadan çıkış haliysen mi? Elbette haliysen. Onu da buladiyan bulsa, hemme nesan işi, hükümü özünü koruda bu geldiği Allah ki tapşır işiyle. Onu özüge tevekkül kıl. Senin şiarın hasbunallahu ve ni'mel vakil olsun. Allah'ın özü kifaya bizge o vakillik ki öte layıktır. Pulun azayıp gitti, davletin kemiyip gitti, karz gibi atıp kaldın. Hasbunallahu ve ni'mel vakil deyin. İşin yürüyüşme yaptı, kaya kaparsın yeşiller yapık, hasbunallahu ve ni'mel vakil deyin. Düşmanlarda havatır köpeyip gitti, takdir, tuhumatlar köpeyip gitti, hasbunallahu ve ni'mel vakil degen. Rabbimiz özü bizge kifaya ve o ne kadar yaşı vakildir. Şeytani hileler, şeytani hücumlar üstünge bastırıp kepkese hasbunallahu ve ni'mel vakil degen. Çünkü şeytanın hilesi Allah'a tevekkül kıyan bendelerge ötmeydi. Kaytara ve temen Allah'a hakiki tevekkül kıyan adam ge şeytanın makir hileler ötmeydi. Estağfirullah. İnne ibadî leyse leke aleyhim sultanun ve kefe bi rabbike vekîla. Menin iman etikadli bandalarım üstüge ise sen için hiç kandeyi saltanat hükümranlığı bulmaz. Parvardigarinin özü yeterli kuruklavçıdır. İblis Adam aleyhisselam'ın sacda kılıçıdan baş tarttı. Cennetten kovuldu. Lanette oldu. Ve Allah Teala'dan kıyamet geçe ölmesindeki izin soradı. Allah izin verdi. İblis mi dedi? Şimdi bana şu adamda deyip durup, lanatı buldu, bana şu adamda deyip durup, cennetten kovuldun mu? Şimdi ben bunu zürriyatını, hammasını doğru yoldan taştıramam dedi. Aldıdan arkasından kelemen, ongüden sonradan kelemen, üstüden asıdan kelip, cüde köpçülüğünü adaştıramam, cüde köpçülüğü seni doğru yolunda bulma geldiğini göresen dedi. Allah da olamadı dedi. Beni etikadlı, imanlı bandalarım üstüde, senge hiç kendi hükümranlığı yok dedi. Çünkü için hasbi Allahu ve ni'mel vekil de genese kalbinden çıksın. Rasa kemege Allah'a tevekkül kıl, şeytanla makir hilalerim senge zarar kımıydı. Ve men yetevekkel alallahi fehuve hasbuhu. Kim Allah'a tevekkül kılsa Allah'ın özü yeterlidir. Kalın da bir muammayız var. Uyaka yürüdüz, uyaka yürüdüz, iplama yapsınız. Şunda bir siz işengen, sizga yaxshilik ravo ko'radigan, gapiga javob beradigan, seriyozni odam, bo'ldi men qilib beraman, ketavering dedi. Bo'ldi ketavering, men to'lab qo'yman ishingizni dedi. Biz aytganda ishonchli odam, omonatdor odam gapiga javob beradi, u haligi har xil qalanqasaq emas va sizga yaxshilik ravo ko'radi. Bo'ldi ketavering, to'lab qo'yman, xotirjam uxlaring desa, bitta odam sizga
işinizi halka veremem dese uca ne yapalasız? Hatırcan yapalasa? Ha ölüp kalışı mümkün. Fiyle aynıp kalışı mümkün. O mansabadan ketip kalışı mümkün. Bitti şuna kadar aciz bende. İşini ben torla veremem dese hatırcan bulasız o. Hemme iş özünü koruda boyan Allah. İşini menge tapşar özünü bütküzü veremem dese. İş anlamışsın mı? Bizim muamayımız şunda da. Bana Übey ibn-i Ka'b radıyallahu anh'ın o hadisini okuduk. Zikir hakkında gidersinizde. Ya Resulullah dedi. Bir günde kıladığın dualarımı kançası sizge salavat gelentirip koyayım. Kança köpbası özünge yakışı dediler Resulullah. Dualarımı üçten birini sizge salavat gelentirip koyayım mı? Kança köpbası özünge şunca yakış. Yarımını sizge salavat gelentirip koyayım mı dualarımı? Kança köpbası özünge yakış. İmam-ı Tirmizi'den bu hadis. Onu diye buladığım olsa, hemme dualarım sizge salavat gelenedi dedi. Fakat sizge salavat eytemen dedi. Resulullah ettiler, onu diye olsa günahların mağfiret kılınıp, gamların hal bularken de dediler. Öşü dersi ötkenimizden beri salavat tutunmasına eytekenle, kol kötarıp koyamız. Bu derste katneşkenler değil mi? Abi ontadan köprü adam oturardı derste. Acılar işin olma yaptı da koyanlar. Kendi. Salavat etseyle problemi havuk etelim mi? Bana mesela ağzı iş yürüyüşme yaptı. Ondan göre bir tanıtı iş birgen yaşamaz mı? Mesela karzım var. Turursa salavat ayette oturursam endi seninki icabat bu muydu? Bana kendi günde 400'te 500'te adam mesela işte yatırdı ki günde gelip. Hani bir 50'te adam yok da 10'tadan bitti adam kol kötü arama yaptı. Endi ayıp kimdeyken? Ha, hayatta asuda hatırlayacağım sakinet ulan. Yaşam etkeni gizge sebep ne miyken? İşe mi yapsız brother? Kendi, prosto salavat etse halb oladı mı? Bilmedim. Onda günahların mağfiret bulup, gamların halb olarken de deyipler Resulullah. Tiliz bekar kaldı salavat ayetin de. Ayetin de. İşe namıysız da. O çünkü ne yapıyoruz? Hakiki tevekkül kıyenge veriledi bunası. Hama gemez. Madem ki hayatta bir adıyanım, ol adıyanım, Allah'da özüyken. Rızkını verip, mankıl adıyanım özüyken. Şimdi ne için başkalardan korkup, başkalardan ümit kılasan buralar? Ne demek ki korkasan buralardan? Üstünge keleyken köp, gamı taşvişler buralar. Anduklar. Ne sebepten keleyipti bilesen mi? Sen hiççem oylamagensen buna sana. Günahlar deyseler, takvayımız yok olu gidiyseler, namaz gibi yapar algımız deyseler, lakin buna sana bilmiyseler. Demek ki şu muamala kere yaptı, bilasın mı? Özünge hoşayan adamdan ümit kılıçligin, özünge hoşayan bandeye suyan işligin, onge lagemberdarlik, onge telegonomalik kılıçligin. Şu sebepten üstünge musibetler geledi. Adamge suyan genliği için problemi geledi üstünge. Buna kıkma birader. Çünkü o sen ümit kılıp, ondan yakşiliğini ümit kılıp, ondan payda gelişimi ümit kılıp, onge sen lagemberdarlık kılıkken adamım, senge hoşuken adam. O hem aciz bende. Çünkü Allah'ını özüden ümit kıl, fakat Allah'ını özge suyan. Şunda ki o muammalardan kurtulasan. Psikolojik muammalardan, tamadan, lagemberdarlıktan, patkalimlikten, vermeden, puldar adam keser, iki bükülüp durardı. Sen kimiydi sen de kanı? Sen Allah'dan kütkün de, senge mansab dar mı, puldar mı, bırkıl buladı. Tek giz muamele kılasan. De, kımmat maşinada, kımmat giyip olan kirp gelse, kımmat telefon bulan. O sağda kısa kıması kulluk kılası, ake keliğin deyisiz. Burası körüp çıkıp getirdi. Şimdi mi de, kolu keltalak, yupurak adam kirp durup, sizge polan poli sağda kısa mı de turasız mı aldı da? Yine bir muhumlarsa, İnsan bir nesneye erişliği için sebeplerini kılış gerek. Sen maksadın geçtiği için iki de sebep gereksin. Bittesi asli sebep, bittesi tayin kılıngan sebep. Asli sebep, tayin kılıngan sebep. Asli sebep bu Allah'ın hoşu. Tayin kılıngan sebep, sen kılışın gereği boyan işler. Şu ikilisi bosa, senin maksadın royapke çıkar. Kağızını küyüşüge alav sebep. Köketini ösüşüge su sebep. Kan akışıge pişek sebep. Künni ısışıge aftab sebep. Bunlar bari yoku sebep. Kareyler, alav, su, pişek, aftab sebep.
Bular biz xohlayotgan ishni qilib bera olmaydi. Balki u narsani Allohning xohishi beradi. Dalil. İbrahim Aleyhisselam'ını yakıp yubarışı için müşriler katta gülhan yakıştı. Sebep var. Ayak kolunu bağlayıp atıştı. Sebep var. Ot geçişti. Küydü mü? Demek ot güdürmezken de Allah'ını hakşı güdürerken ot bari yakını meyken sebep eken. İbrahim Aleyhisselam özünü oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurbanlık yat gizdi. Ayak kolunu bağladı. Yüzünü yeri geteye gizdi. Tamağı gibi şahıda koydu, tarttı. İsmail Aleyhisselam soyuluşu için hemen iş kılındı. Pişak kesti mi? Demek pişak kesmiydiken, Allah'ını hakşı keserken, pişak bari okunmayken, sebep eken. Yunus Aleyhisselam, kavm o kişinin hava kılışı için dengiz geri gitmişti, kemeden. Balık yutup ap çüp getti dengiz tayıya. Dengizde tayı, balıkta karnı, hava yok. Ölüşlük için hemen sebep kılındı. Yunus Aleyhisselam öldü mü? Demek havanı yoğuligi öldürmezken, havanı yoğuligi fakat sebep eken, kim öldürerken? Allah'ını hakşı öldürerken. Musa Aleyhisselam, Mısır'dan ana şu 600 bin Yahudi bilen çıktı, koç. Dengizde aldı ki geldi. Arkadan Firavun koşulmadan yetip geldi. Kırıp yuvarışı için. Eğer yetip gelse hakikaten kırıp taşıydı. Lekin kim haklasa kırıp taşıydı ular? Kimle hakşı bulan bu işe kadar buladı? Lekin Allah halamadı bunu. Aksinçe şu zalimlerde özünü halak kılışını hakladı. Brant adam yerden bir de taş alıp Firavun'da koşunu atken yok bana İsrail'de içinden. Ular hiç ne sakınmadı. Şimdi Allah'ın hakşı buludu. Dengiz özü çöktürüp koydu. Şunu alayım buradalar. Pişak kesmiydi. Ot küldürmiydi. Su çöktürmeydi. Allah kıladı bunlarını. Siz bunlarımızı kılayken işimiz var yok. Sebep. Firavun'la halak buluşu ki Allah'a hidayeti var benim birader. Bu kısada bandalar kılıç gereği bakıyorum. Bir tane de sebep yok. Allah haladı. Tamam bunu vurdu. İbrahim Aleyhisselam'da adamla otka taş açtı. Sebep tıkıldı. İsmail Aleyhisselam'da tomağa gibi bıçak tartıldı. İnsan sebep tıkıldı. Yunus Aleyhisselam'a taşlaştı. Bunların hepsi de sebep bopturup bulmadı. Sebepte kılıçlayan bulmadı netice. Ama Firavun'un işi de sebep bulmasayan buldu. Kim etkeni bularken? Kim etkeni bularken? Sonra ele kattılardan. Balam bezirlenmedi. Huda da etkeni buladı değil. Çünkü birader hatırcan bu. Bura korkutsa korkup gitme. Bura yakşı nesanı vadaksa işip gitme. Ular hiç ne sakılamaydı. Eğer Allah bir işini haklasa, sebep diyem kere yok ekemi. Estağfirullah. İnnemâ amruhu izâ arâde şey'en en yekûlu lehu kun feyekûn. Allah bir işini haklasa, bol işini. Şu işke bol dedi, boladı. Sebep hem kere yemez. Üçüncün Allah'dan kıvayın birader. Allah'a tevekkül kılayım. Kayda. Bendeni saadetke yeteyleydiğen en katta nasa, en katta sebep Allah'a tevekkül kılış. Suyanış, onu himoyasi bilan chegaralanış. Binobarin, birodar, Allohga suyanishing, Allohga tavakkul qilishing, qanchalar kuchli, quvvatli bo'lsa, seni saodating ham shunga yarasha bo'ladi. Agar Allohga suyanishni bilmasang, Alloh bilan himoyalanishni bilmasang, shunga yarasha baxtsiz yashayorasan. Chunki Alloh taolo aytadi, astag'fir billah, ala İnne avliya Allahi la khawfun aleyhim ve la hum yahzanun. Halık subhanahu ve ta'ala ayeti yaptı. Siz bilen bizi yaratken zat ayeti yaptı. Bizni nime baksız kılıç, nime baksız kımasdegini biladigan zat ayeti yaptı ki agah bo'linglar. Agah bo'linglar. Albatta Allah'ın dostlarına biron xavf-u xatar yoktur ve ular g'amgin bo'lmaslar. İnsan Allah'ın dostu bo'lsa tavakkül qilib unga g'am qayg'u bo'lmaydi dunyoda. Korkma birader. Ot küydürmeydi, bıçak kesmeydi, su çöktürmeydi. Eğer bunu Allah halamagan bo'lsa. Çünkü bura korksa, işini alıp koyamam dese, dökeni yok taşıyamam dese, ve dese, kolinden kegen sebeplerde kıyın o, hasbunallahu ve ni'mel vakilde. Hatır can bol. Bu yakın mı boladı? Allah da etkeni boladı. Bura senge fayda keltiramaydı, eğer Allah halamasa. Bura senge zarar yetkizamaydı, eğer Allah halamasa.
Şunun için seni yüreğini sıkadığın bir havatlı haber kese, seni korktuğun bir söz kegen olsa, hasbunallahu ve ni'mel vekil degen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Abbas'ını özünün ulağına yuşkaştırıp alıp yaş balayken bir kança nesillerini ürgettiler. Ya gulam inni uallimuke kelimat. Ey bala, ben senge bir kança sözlerini ürgetemem. Allah'ın haklarını saklayın, Allah seni saklaydı. Allah etkende kabul, Allah saklaydı. Allah'ın haklarını saklayın, onu daim karşında topasan. Kaçan muammayın olsa Allah halkı beradı. Eğer sorasın, Allah'tan sonra kömek dilesin, Allah'tan tıla ve bilgin ki, bütün ümmet senge buran bir fayda yetkisi üçün cemlense, ula senge fakat gene Allah yazgan faydanı keltere aladı. Bütün ümmet, eğer bütün ümmet senge zarar yetkizişlik maksadını toplansa, ular Allah yazganadan asça zarar yetkiz anıydı. Çünkü seni üstünge keladigen, yakşı yaman kündü yazgan kalem kötarıldı, sahifalar kurudu, iş bitti. Abu Bakr Sıddık, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen hicret kılıp, savr vardı oturuşarıdı. Ravayetleri karesek, örgümçek, tur sap koydu. Bir kaptar kelip, yatıp aldı şuraya. Müşriler öşe geçe çıkıştı. Karim, buranda sabah bu payda kılmadı. Resulullah hicreti için 10'a yakın sabah tıkıldılar. Şimal'a karamaz, yürümezden canıp'a karab yürüdüler. Keçesi çıktılar. Koylar dizleri bilen tüyanızını yapıştı. Gari'ye kirip 3 gün oturuştu. Hemen sabah tıkıldılar ama bu sabahlarda bitti payda kılmadı. Kureyş bari bir top çıktı şuraya. Çıkıştı. Abu Bakr Sıddık ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların ayağını körüp duruştu. Şimdi Abu Bakr Sıddık yığıladı. Ne mi yığılıyorsa ya Abu Bakr? Ya Resulullah, eğer hazır ayağını tayyge karasa körüp kalardı dedi. Rabbisinin vadasıge tamami imanı kamul bugün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hakiki tevekkülçülerin ustazı bugün Muhammed aleyhisselam. Ya Abu Bakr, ma zannuke bi ithneyn Allahu thalithuhuma dedi. Üçüncü şehirdeki Allah bugün iki de adam hakkında kanaka gümandasız dedi. Örgüm şeyde tor tostu mu? Dünyadaki en nafız parda şu mu? En nafız tosuk şu mu? Allah haladı şu örgüm şeyde toru sababı oldu. Ama Peygamberimiz kıyken hiç kaysa sababı payda kılmadı. Çünkü burada senin sebebin, maksadın yetkiz miydi? Allah'ını hakşı yetkizdi. Allah'ını hakşı. Kaçan buladı senin paydası? Hasbunallahu ve ni'mel vekil desin. Herinde şöyle bitti sebep kalıyordu. Resulullah ve Abu Bakr Sıddık'a. Bitti sebep kalıyordu. Kaç sebep adı kılış gereği dolar? Ahirki sebep adı ne miydi? Allah'ın vadasını işanıp cim oturuşuydu. Ahirki sebep diyem kıldı. Allah da Allah sakladı. Orada oradan kayıp geçişti. Çünkü burada hemen hesap kitabı kılasan. Svet ölçük basa diviz yok. Man mikrofon işlemi kılsa manavı. Ona karikemi kılsa manavı. Hemen sebepleri kıldın. Bari bulmadı mı? Şimdi ne değişin gerek? Ne değişin gerek şunda? Allah şunu takdir giyenken bu oldu. Biz sababını ne kıldık? Hatırlayacak mısınız? Hakiki tevekkül çıkanı kabul adı. Ben yani şu savalda soruyorduk gözümüzden. Men her sefer hasbiyallahu ve ni'mel vakil, hasbunallahu ve ni'mel vakil diye yapan, Allah'a tevekkül diye yapan. Men hakiki tevekkül çıkan mı? Hakiki tevekkül çıkan insan kanı kabul adı. Sebep de puhta kıladı. Hüttü tevekkül kılıçta bilmediğin adam bakı fakat sebep de kıladı. Keyin sabablarda zor qilib qo'ygandan keyin sabab qilmagan odamdaqa Alloh o'zingga topshirdim deydi. Haqiqiy tavakkul chiqqaniga bo'ladi. Sababni zo'r qildi. Keyin sababni qilmagandaqa Allohga tavakkal dedi. Endi undan keyin qanaqa ish bo'lsa ham endi u rozi. Shu odam haqiqiy tavakkulchi. Hamma sababini qildimi odamlar? Tavakkalni ham qildimi odamlar? Bar bo'lmadi-yu. Sen tavakkalçı masakansan. Çünkü hakiki tavakkülçü kanaka netice bulsayam ondan razı buladı. Şimdi sorayım ki o yüzden siz hakiki tavakkülçü ikansı mı? Onun için ulamalar açıyordu tavakkül üç kıl buladı. Birincisi şikayet kımaslik. İkincisi razılık. Üçüncüsü muhabbet. Birincisi şikayet kımaslik. Bu sabır derecesi değil adı. Zahir insanlar sabır kıladı şikayet kımaydı.
İkincisi, razılık. Bu Allah'ını taksimiye, Allah'ını bergen künüge razılık. Bu sadıklarının tevekkülü. Üçüncüsü, muhabbet. Allah'ını kıyan işini yaxşı görüş. Gerçi sizge yokmuyduğun işi bu seyem. Bu anbiyaların tevekkülü. Tevekküldü birincisi, şikayet kımaslik. İkincisi, razı buluş. Üçüncüsü, yaxşı görüş. Endi tevekkülünün samaraları. Mana endi nima bor bizga tevekkül qilsak, birodarlar? Birinchidan Allohning muhabbati bor. İnnalloha yuhibbul mutavakkilin. Alloh tevekkülçilarni yaxshi ko'radi. Agar Alloh seni yaxshi ko'rgan bo'lsa, yutdi ikki dunyoda. Keyingi foydasi, rizqing keng bo'ladi. Hozir 99% odamni g'ami shu pul topishda, to'g'rimi? Ha, pul topishda. Rasululloh aytadilar, agar sizlar Allohga haqiqiy tavakkul qilganingizlarda Alloh sizlarning rizqinglarni xuddi qushning rizqini bergandek berar edi. Qush ertalab uchib chiqib ketadi, qorni och, kechki payt albatta qonni to'q keladi. Och qolmas ekan qush, birodarlar. Uni hunari yo'q, do'koni yo'q, sababi yo'q, uchib chiqib ketishlar bor. Qush albatta qorni to'yib kelar ekan. Agar sizlar chinakamiga haqiqiy tavakkul qila olsanglar, qushni qornini to'yg'izganda to'yg'izadi Alloh deyapti. Tavakkulning yana bitta samarasi shaytonning vasvasasidan omonda bo'lasan. Hamma qo'rqib bo'layotgan ishlardan vahimaga tushganda xotirjam turasan. Innahu laysa lahu sultonun alalladina amanu va ala robbihim yatawakkalun. Albatta iymon keltirgan va yolg'iz Allohga tavakkal qiladigan zotlar ustida shayton uchun hech qanday saltanat yo'q. Vasvasadan omonda bo'lasan. Jannatga behisob kirasan. Payg'ambarimiz aytadilar, meni ummatimdan bo'lgan 70 ming kishi bor, ular jannatga hisob kitobsiz kirib ketadi. Sahobalar, ular kimlar ya Rasululloh deyishdi. Uzoq javob berdilar, o'zlarini kuydirmagan, kuydirib davolamagan, ruhiya qildirmagan va Allohga tavakkul qilganlar dedi. Haqiqiy tavakkul qilgan odam jannatga hisob kitobsiz kiradi deydi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Tavakkulning yana foydalaridan insonni azizlikka boshlaydi. Chunki meni ishim Allohning qo'lida. Alloh rizqini yetkazadi. Alloh foydani ham, zararni ham o'zi beradi degan odam xo'jayin uni xorqisa ko'tarmaydi. Biroq qo'rqitsa qo'rqmaydi. Alloh rizqni bitta eshigini yopsa, ikkinchisini ochadi deb shart izzat nafsi bilan chiqib ketaveradi. Kim Allohga suyansa, bas albatta Alloh g'olib va hikmatlidir. Tavakkulning yana samaralaridan haqiqiy tavakkul qilayotgan bo'lsang, bu seni qalbingda iymonni chin rost ekanligini dalili bo'ladi. Va alallohi fatavakkalu in kuntum mu'minin. Agar sizlar haqiqiy mu'min bo'ladigan bo'lsanglar, Allohga tavakkal qilinglar. Tavakkulning samaralaridan ishingni tuzatadi, ahvolingni o'nglaydi, fitnalardan, musibatlardan to'sadi. Haqiqiy tavakkul qilishlik, birodar, duolarning ijobati bo'lishining sababi. Haqiqiy tavakkul qilishlik maqsadingga olib boradi. Haqiqiy tavakkul qilishlik seni ikki dunyoda saodatli qiladi. Ana shu tavakkulga Imom Buxoriyda keltirgan bir hadisni hikoyasini beraman. Rasululloh aytadilar, Banu Isroildan bo'lgan bir kishi boshqa bir Banu Isroillik kishidan 1000 dinor qarz oldi. Qarz olayotganda qarzni berayotgan guvoh keltirdi dedi. Hali qarz olayotgan Allohni o'zi guvoh dedi. To'g'ri ayting dedi. Menga kafil keltir dedi. Allohni o'zi kafil dedi. To'g'ri ayting dedi. Ma'lum vaqtda berishlikka 1000 dinorni qarz qilib berdi. Haligi odam molni oldi, dengizga o'tirib ketdi tijorati bilan. Pul berish kerak bo'lgan vaqt kelgan paytda 1000 dinorni oldida dengizni bo'yiga keldi. Bo'yiga odam tomonga ketadigan kema bo'lsa berib yuboraman deb. Lekin kema bo'lmadi. Shunda nima qildi? Bir katta yog'ochni oldi, ichini o'ydi, dinorlarni soldi, yamadi, dengizga uloqtirdi. Nima dedi? Parvardigor, o'zing bilasan, palonchidan 1000 dinorni qarz olganman. Kafil keltir deganida seni kafil deganman. Seni kafilligingga rozi bo'ldi. Guvoh keltir dedi. Allohning guvohligi yetadi dedim, unga ham rozi bo'ldi. Men pulni jo'natganim kema qidirdim, ammo topmadim. Mana endi mana yog'ochni ichidagi pul senga omonat. Dedi, dengizga tashlab qaytib ketdi. Allohga o'ziga tavakkal qildi, 1000 dinorni yog'ochga solib dengizga tashlab yubordi. Va'dalashilgan vaqt keldi, haligi pulni bergan haqdor dengizni bo'yiga chiqib turibdi.
kelishini kutib. Kema yo'q, bir payt g'ola sohilga chiqib qoldi. Haligini ko'rdida, ha o'tin bolar yaqarmada olib boribdi, yorug'di ichidan tillash chiqdi. Haligi odam yozgan maktubi ham chiqdi. Endi nariga odam keyinroq yana boshqa 1000 dinorni olib turib, qarzni to'lagani keldida, uchradi haligi odamga. Men sizga vaqtida haqingizni beraman deb kema istab chiqdim, bo'lmadi. Mana endi ko'tarib keldim deganda, seni yuborgan omonatingni Alloh yetkizdi menga dedi. Haligi 1000 dinorni olib, qo'lidagi bilan qaytib ketardi. Yog'ochni ichida omonati keldi. Nima uchun keldi? Nima qiluvdi? Bandani saodatga yetaklaydigan eng katta narsa, eng katta sabab Allohga tavakkul qilish. Unga suyanish, uni himoyasi bilan chegaralanish. Binobaran Allohga suyanishi va tavakkul qilishi qanchalar quvvatli bo'lsa, bandaning saodati ham shunga yarasha bo'ladi. Ala inna awliya Allohi la xawfun alayhim va la hum yahzanun. Ogoh bo'lingiz kim? Albatta Allohning do'stlariga biron xavf-xatar yo'qdir va ular g'amgin bo'lmaslar. Dunyoda g'amgin bo'lmaysan, birodar. Dunyoda mahzun bo'lib yashamaysan, o'kinmaysan, g'amgin bo'lmaysan, agar Allohga haqiqiy tavakkul qilsang. Qo'rqma, birodar. O't kuydirmaydi, pichoq kesmaydi, suv cho'ktirmaydi. Agar buni Alloh xohlamasa. Biroq qo'rqitsa, ishingni olib qo'yaman desa, do'koningni olib tashlayman desa, bularga parvo qilma. Qo'lingdan kelgan sababni qilginda hasbunallohu va ni'mal vakil degin. Bu yoqqa nima bo'ladi? Alloh otgani bo'ladi. Biroq senga foyda keltira olmaydi, agar Alloh xohlamasa. Biroq senga zarar keltira olmaydi, agar Alloh xohlamasa. Shuning uchun seni ustingga qo'rquv xavotir kelsa, hasbunallohu va ni'mal vakil degin. Va man yatawakkal alallohi fahuva hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, bas Allohning o'zi unga yetarlidir. Saodatning 28-chi sababi hasbunallohu va ni'mal vakil. Bizga Allohning o'zi kifoya va u naqadar yaxshi vakil.